Bana dersen ki Furkan halı saha maçlarında ne oluyor? 60 dakikalık halı saha maçında kalecisinden forvetine denmedik laf kalmıyor. Maç bitiyor, düdük çalınıyor, maç bitiyor. Biz bunu futbolda da görüyoruz. Bak bugün Poyraz'ın yaptığı şey için de aynı şeyi söylerim. Batuhan'ın yaptığı şey için de aynı şeyi söylerim. İkisi de hatalıdır ama büyütülecek bir noktada değil. Bence Poyraz da mesela bugün... Bence Poyraz da kişiye bir şey söylemiyor. Hayır canım, Poyraz da söylüyor. Yürürken... Konseyde bu küfür olayına girmeye isim var Poyraz. Çünkü kendisi de maalesef ki sıkıntılı, o da küfür etti. Yani ya, abi insanlar bak biz bunu tasvip ettiğimiz için söylemiyoruz ama bunu çok anormal uzaydan bir yaratık gelmiş gözüyle de değerlendirmeyelim yani, şey anlatabiliyor muyum? Halı sahada aynı şey değil. Halı sahada bir çıkarı yok. Oynuyorsun zevkini oynadığın bir şey. Zevkini oynadığın bir şey. Kazandığın zaman ya 100 bin dolar mı kazanıyorsun? Böyle bir şey yok. Semih, zevkini... sana bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de oynanan halı sahalarda kemik sesleri geliyor. Halı saha peki yüzden... niye oluyor? Birlikte iki tarafta anlaşarak bir zevk almak yok, o anlat bir... bakalım o. O anlat nasıl bakalım. Anlatma? Halı saha değil sonuçta, sonuçta... Halı sahada... Anlat bakalım da zevk almak için. Zoraki mi geliyorsun halı sahaya? Zoraki gelmek değil. Tercihen burada, geliyorsun. Futbol, buradaki... futbol bizim için çok önemli... kritik kırılma noktalarından bir tanesidir ve futbol maçları kıran kırana geçer abi. Orada bir eğlence değildir. Yani rekabet söz konusudur. Çok ciddi kavgalar çıkar halı saha maçlarında. Ödül hiç önemli. Rakibine herkes zarar vermeye çalışıyor. Zarar vermek istiyor ki çünkü kendisi kalsın. Bir çıkar var ortada, onu söylüyorum. Şimdi ben hemen durumu şöyle toparlayayım. Batuhan burada %100 hatalıdır. Evet. Batuhan'ın hatasından mütevellit özrünü de dilemiştir. Steven de bunu kabul etmiştir. Steven'ın bugünkü çıkışının tek sebebi mağlubiyettir. Yani mağlubiyeti hazmedememesinden kaynaklı bir çıkışı vardır. Evet. Durup dururken bayram değil, seyrem değil, enişten beni niye öptü? Niye bu çıkışı yapıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Evet. İsmail de şu sevinçlerini Poyraz'ın mesela suratına yapmıyor. Bak ben farkındayım. Poyraz'a yapmıyor ama Steven'a ve Dora'ya yapıyor. Çünkü İsmail'in de onlarla ilgili problemleri onlarla var. Onlarla problem. Poyraz'ı yendiği zaman denize doğru yapıyor. Evet. Steven'la Dora'yı yendiği zaman onların yüzlerine doğru yapıyor. Steven da burada sevinç, şu ciddi insanların yüzüne bakarak sevinç yapıyor. Aile ödülü çok farklı ödül, insanların hassas olduğu bir nokta. Benim özellikle yine Steven'ı burada gereksiz buluyorum çıkışını. Batuhan'ın da onun üzerine gitmesini ve dokunmasını da çok haksız buluyorum. Ayrıca... O şey, Batuhan böyle yapınca Steven de eline vuruyor. Steven de eline vuruyor. Eline vuruyor ama Batuhan da dokunuyor. Dokunma bana diyor. Dokunamazsın. He. Rakibin dokunamazsın. Yani adam temas edilmesini istemiyor. Yine Poyraz'ın İsmail'e, Batuhan'a karşı... Geç yerine. Geç. Tabii onlar da var. Buraya geç. Evet. Şuraya geç. Abi bu üslup nedir İsmail ya? İsmail diyorsa da çocuk mu azarlıyorsun? Yani İsmail, şimdi bak Poyraz'ın ettiği argo kelimede bana sorarsan bir problem yok, edebilir. Ama insanlara karşı olan bu konuşma stilini değiştirmesi lazım. Poyraz, Survivor'ı sen yaratmadın. Oranın hakimi sen değilsin. İnsanlara bu şekilde konuşamazsın. Karşındaki her ne olursa olsun konuşamazsın. Zekası, aklı, ırkı, dini, cinsi ne olursa olsun. Geç yerine. Arasında 7 yaş fark var. Yani böyle bir üslupta takınamazsın. Steven'a dönüyorsun. Tamam kardeşim, sakin ol diyorsun. Bak şimdi sen öyle bir hakem olursun ki hakem sert olur. Bazı hakemler serttir. O tarafa da geçler, bu tarafa da geçler, tamam mı? Poyraz, bir sen hakem değilsin. Bunu cebimize koyalım. İki, Steven'a yumuşak davranıyorsun. İsmail'e geç yerine. Olmaz abi. Ya sonuç böyle olarak, bir tarzı yok. Furkan'cığım, sonuç olarak herkes orada hata yapabiliyor. Yani Batuhan da bugün hata yapmıştır. Poyraz'ı da gördük. Poyraz da hata yapmıştır. Yani kimse hani birbirinden farklı değil. Poyraz mesela birilerini eleştiriyor. Şimdi bugün mesela Poyraz'ı da bir hata yaparken görüyoruz. Batuhan da birilerini eleştiriyor. Batuhan da. Yani şimdi bugün Batuhan'ın yaptığıyla Poyraz'ın yaptığı arasında bir fark var mı sizce? Hiçbir fark yok. Bir fark yok. İkisi de bak demek ki Poyraz da ama yeri gelince... Ama bireysel ettin diyorlar. Ha? Batuhan'a bireysel ettin. Poyraz'ın ne dediğini duymuyoruz. Duymuyoruz. Poyraz'ı da mesela belki Batuhan'ı iki tane kadın duydu. Poyraz'ı da belki birileri duysa bugün Poyraz'ın ne dediği de deşifre olacaktı. Onun ne dediğini duymadık. Ama demek ki şuradan bu çıkıyor. Poyraz da hatasız kul olmaz Poyraz'cığım. Batuhan'cığım hatasız kul olmaz. İkisi açısından da aynı şeyler geçerli. Onun taraftarları onu harika demesinler. Onun taraftarları da o harika demesinler. İkisi de yeri geldiği zaman bipleri yapıyorlar yani. Tabii ki insanlar sonuçta o şeyin içinde de çıkabilir. Bunun eleştirecek kısmı sadece şu. Bir insan özür dilerse ve sen de eyvallah kardeşim olur böyle şeyler dersen onu bir daha kullanman alemi yok. Bu tamamen o zaman sen rahatsız olduğun için, üzüldüğün için değil, tamamen vurmak içinmiş gibi görünüyor. O zaman da Steven hoş durmuyor. Yoksa Batuhan ya Poyraz biz de demiyoruz. Oh ne güzel küfür etti demiyoruz tabii ki ama
vurmak için kullanılmaması gerekiyor. Aslında Steven'a gidip de bunu söylemenin de alemi yok. Evet şimdi ne gerek var yani? Güzel yerler var. Ne gerek var abi şimdi Steven'a ne gazlıyorsunuz? Ne söylüyorsunuz adama? Bırakın adamı ya. Mecbur keseceğim Murat abi. Devam edeceğiz efendim. Survivor Extra kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Murat abicim senin sözünü kesmiştik. Ne diyordum? diyordum Ayşe ya. Ayşe ve Merve diyordum. Şimdi aslında Survivor bu kadar stresli bir ortam. Survivor burası. Açtık zaten diz boyu. İnsanların psikolojileri bozuk. Birbirinizle de orada gidip de bu kadar da gaz zamanında alemi yok. Yani Steven'a bunu söylemeseydiniz ne olurdu yani? Ne oldu yani? Steven'a bunu söylediniz de ne oldu yani? Adama gidip de sana şöyle şöyle küfür etti. Es geçecektiniz. Olacaktı, bitecekti. Yani bunu söylemenin de bir alemi yok. Ben olsam söylemezdim şahsen. Çünkü zaten adam orası Survivor abi. Adam zaten stresten mahvolmuş. Bir de adamı gidip de bu tarz şeylerle doldurup da milletle kavga etmesine de... Değil mi? Şimdi Steven için iyi mi oluyor şimdi bu olaylar? Steven'a zarar veriyorsunuz. Bana göre Steven'a zarar veriyorsunuz. Steven gayet sakin bir adamdı abi. Steven'ın hiç böyle şeylerde işi gücü yoktu. Steven sakindi. Şimdi adam bir anda böyle agresif, işte böyle kavgacı filan durumuna düştü adam yani. Ne gerek vardı? Bıraksaydınız, söylemeseydiniz. Ben öyle yapardım yani şahsi fikrim. Onlar gitti söyledi onu bilmem ama ben olsam söylemezdim.